Zübeyir Kureyşi. Evet. Önce bir konuda anlaşalım. Benden hiçbir şey saklamayacaksın. Bu ne benim işime yarar, ne de senin işine. Ve bir şey daha. Yalandan nefret ederim. Şimdi sana söylediklerimi tekrar et. Böylece beni iyice anladığından tereddütsüz bir şekilde emin olabilirim. Anladım. Yalanı sevmiyorsun. Sen galiba beni iyi duyamadın. Ben dedim ki yalandan nefret eder. Uzun lafın kısası, bana doğruları söylemen ikimizin de yararına olur. Anlıyor musun? Ben yanlış bir şey yapmadım. Yalan söylemeye de ihtiyacım yok. Güzel. Ve ayrıca kendine bu kadar güvenmen iyi bir şey bence. Fakat burnum iyi koku alır. Özellikle yalan kokusunu. Ben yanlış bir şey yapmadım. O gün otelde olmamın tek nedeni... Ben yanlış bir şey yapmadım. Evet. O gün otele gittim çünkü... Kocamın bürosu yeniden dekore ediliyor. Ben senin de fikrini almak istiyorum. Zubu! Senin yıkmaya çalıştığın ilişki oğlumu birinci elden ilgilendiriyor. Otele gittim çünkü Aliye'ye söz vermiştim. Ya ben artık gideyim Rizvan. Yapacak birkaç işim var. Daha sonra görüşürüz. Hayırlı günler. Ofiste işim bittikten sonra önemli bir telefon görüşmesi için dışarı çıktım. Ve olan oldu. Umarım bu anlattıkların doğrudur. Biliyorsun sana inanan fazla kimse yok. Bunu biliyorum. Aslında bana inanan hiç kimse yok. Ama bu benim değil, onların sorunu. Çünkü sana ne söylediysem hepsi doğru. Sen de ya bana inanırsın ya da inanmayanların safındaki yerini alırsın. Davanın görülmesine az bir zaman kaldı. Daha önce hiç duruşmaya çıktın mı? Teşekkür ederim. Eşkıya.